Yukarıda dört arkadaşın sahip olduğu misket sayıları verilmiştir. Bu dört arkadaşın ortalama misket sayısı kaçtır? Çocuklar ortalamayı bulurken bütün sayıları toplayıp sayı adedine bölmemiz gerekiyor. Yani 27, 33, 19 ve 25'i toplayıp 1, 2, 3, 4 sayı topladığımız için 4'e böleceğiz. 27 ile 33'ü topladım. Ne oldu? 60. 60 ile 19'u topladım. 79. 79'a 25 ekledim. 104 yaptı. 104 sayısını 4 sayı topladığım için 4'e bölüyorum. 104'ü 4'e böldüğümde çıkan sonucu hemen bulalım çocuklar. Öncelikle ne yapalım? Kenarda bir yerde bölme işlemimizi yapalım. 104 bölü 4 diyorum. 2 kere 4, 8. 24'ün içinde 4, 6 defa var dedik. Ve burada sonucu 26 olarak bulduk. Yukarıda verilen sayılardan hangisi çıkarılırsa grubun aritmetik ortalaması değişmez. Öncelikle çocuklar grubun aritmetik ortalamasını hesaplayalım. Hepsini toplayacağız. Sayı adedine de böleceğiz, değil mi? 12 ile 13'ün toplamı 25. 25 ile 14'ün toplamı 39. 39'a 15 ekle 54. 54'e 16 ekle 70. 70'i kaça böleceğiz çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5 sayımız var. 5'e böleceğiz. 1 kere 5, 5 dedim. 20'nin içinde 5, 4 defa var dedim. Dolayısıyla 14 buldum ortalamayı. Ortalama kadar olan sayıyı içinden çıkarırsan ortalamamız değişmez. Yani 14'ü bu sayılar arasından çıkarırsan ortalamanı etkilemez. A doğal sayısı yukarıdaki veri grubunun en büyük sayısıdır. Bu veri grubunun açıklığı 25 olduğuna göre ortalaması kaçtır? Çocuklar, açıklık nasıl bulunur? En büyük sayıdan en küçüğünü çıkararak. En büyükleri A imiş. A'dan en küçük olanı yani 10'u çıkaracağız. Sonuç ne? Açıklığı verir. Açıklığını ne vermiş bize? 25. Hangi sayıdan 10'u çıkarınca 25 buluruz çocuklar? 35 sayısından. Demek ki A sayısı 35 olarak bulundu. Bana bu verilerin ortalamasını istiyor. Dolayısıyla tüm sayıları toplayıp sayı adedine bölmem gerekir. 27 ile 10'u topla 37. 37'ye 33 ekle 70. 70'e 25 ekle 95. 95'e 35 ekle 135 yapıyor. Dolayısıyla bunu kaça böleceğim? Sayı adedine. 1, 2, 3, 4, 5. Çocuklar, 130 sayısını 5'e bölüyorum. Çıkan sonuç benim cevabım oluyor. 2 kere 5'ten burası 10. 6 kere 5'ten burası 30. Yani sonucum 26 olur. Yaş ortalaması 13 olan 7 kişilik bir grubun yaşları toplamı kaçtır? Çocuklar ortalama bulunurken yaşları toplamı bölü kişi sayısı ya da topladığım sayı adedi diyeceğiz. 7 kişi olduğu için 7'ye böldüm. Ortalamam neymiş? 13'müş. Fizi payda 1 yazdım. İçler dışlar yapalım çocuklar. T ile 1'in çarpımı T. 7 ile 13'ün çarpımına eşittir. 7 ile 13'ü çarparsam sonuç ne çıkar? 91 çıkar. Yani sayıların toplamı neymiş? 91'miş. Yukarıdaki tabloda verilen 6 kişinin yaş ortalaması 27 olduğuna göre Tarık kaç yaşındadır? Çocuklar, öncelikle sayıların toplamını sayı adedine böldüğümüzde neyi buluyoruz? Ortalamayı buluyoruz. 6 kişinin yaşlarını topladığımız için sayı adedi 6, ortalaması da 27 demiş, eşittir 27 diyorum. Gizli payda 1 yazıp içler dışlar çarpımı yapıyorum. 1 kere t dedik. 6 ile 27'nin çarpımı sayılarının toplamına eşit olacak. 6 çarpı 27 sonucu neyi verir bize? 6 kere 7 42, elde var 4. 6 kere 2 12, 4 de elde 16. 162'yi verir. Yani buradaki sayıların toplamının 162 olması gerekiyor. Verilen sayıları toplayalım. 8, 7 daha 15, 6 daha 21, 9 daha 30, 2 daha 32'nin ikisi. Elde var 3. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12. 122 olması gerekirken, yani sayıların toplamı 120 verilmiş ama 162 olması gerekiyor. Demek ki 162'den 122'yi çıkararak Tarık'ın yaşını bulabiliriz. Ne kaldı geriye? 40 kaldı. Demek ki Tarık 40 yaşında.
Veri grubunun açıklığı 16 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Çocuklar açıklık en büyük değerden en küçük değeri çıkararak bulunur. K'yı en büyük değer olarak düşündüğümüzde K'dan buradaki en küçük değer olan 6'yı çıkardığımızda sonucun 16 olmasını bekleriz. Eğer K en büyük değerse. Hangi sayıdan 6'yı çıkarınca 16 kalır çocuklar? 16 ile 6'yı toplayarak bulursunuz bu işlemi. Yani 22 oluyor, değil mi? Demek ki K 22 olabilir. Başka ne olabilir? K'yı en büyük değil de en küçük olarak düşünürsek ne olacak çocuklar? Bu defa en büyük değer 20 olacak. 20'den kimi çıkarmamız gerekecek? K'yı çıkarmamız gerekecek. Sonuç ne olmalı? Açıklık değeri yani 16 olmalı. 20'den neyi çıkarırsak 16 kalır? 4'ü. Demek ki K 4 de olabiliyor. K hem 22 hem de 4 olabiliyor. Alabileceği değerlerin toplamı 22 ve 4'ün toplamından 26 oluyor çocuklar. Bir öğrenci yeni aldığı soru bankasından günde 60 soru çözerek soru bankasını 12 günde bitiriyor. Aynı kitabı alan arkadaşının 10 günde bitirmesi için günlük ortalama kaç soru çözmesi gerekir? Çocuklar öncelikle günde 60 soruyla 12 günde bitiriyorsa 60 ile 12'yi çarparak kaç soru olduğunu bulabiliriz. 2 kere 0 0, 2 kere 6 12. 1 kere 0 0, 1 kere 6 6. 720 tane sorudan oluşuyormuş. 10 günde bitirebilmek için 720'yi 10'a bölmemiz gerekiyor. 7 kere 10 70 dedim. 2 kere 10 20 dedim. Ve burada da sonucu 72 olarak buluyoruz. Yukarıda 4 arkadaşın boy uzunlukları verilmiştir. Tabloya göre boy uzunluklarının açıklığı ve ortalamasının toplamı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle açıklığını bulalım. En büyük değerden en küçük değeri çıkarmamız gerekiyor. En büyük değer 1,45, en küçük değer 1,10. 1,45'ten 1,10'u çıkarırsak eğer açıklığımızı bulacağız. 4'ten 1 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0. Bizim açıklığımız ne çıkmış çocuklar? 0,35 olarak çıkmış. Pekala. Şimdi de neyi bulmamız gerekiyor? Ortalamayı. Ortalama bulurken tüm sayıları toplayıp sayı adedine bölmeliyiz. Sayıları toplayalım hemen. 1,25, 1,45, 1,20 ve 1,10. Hepsini toplayalım. 5, 5 daha 10 elde var 1. 2, 4 daha 6, 2 daha 8, 1 daha 9, 1 de eldeydi 10. Elde var 1. 1, 2, 3, 4, 1 de elde 5. Demek ki sayıların toplamı ne oldu? 5,00'dan 5 oldu. Sayı adedine böleceğiz. 5 tane sayımız değil de 4 tane sayımız var bakıyor, gördüğümüze göre. Dolayısıyla 5'i 4'e bölmemiz gerekiyor çocuklar. 5'i 4'e bölersek ortalamayı bulmuş olacağız. 1 kere 4, 4 dedim. 1 kaldı. 0 ekledim yanına. Virgül attım. 2 kere 4, 8 dedim. 2 kaldı. 0 attım yanına. 5 kere 4, 20 diyerek aslında ortalamayı ne olarak bulmuş oldum? 1,2. Şimdi açıklıkla ortalamanın toplamını soruyor. Açıklığımız neydi çocuklar? 0,35. Ortalamamız neydi? 1,25. İkisini toplayalım şimdi de. 5, 5 daha 10 elde var 1. 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. 0, 1 daha 1. Yani 1,60 olarak yanıtımızı bulduk. Üç arkadaşın 3 yıl önceki yaşları ortalaması 15'tir. Bu üç arkadaşın 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Çocuklar 3 yıl önceki yaş ortalamasından 3 yıl önceki yaşları toplamını bulabiliriz. Yaşları toplamı bölü topladığımız sayı adedi 3. Ortalamamız da 15. Dolayısıyla buradaki 15 ile 3'ü çarparsak 3 yıl önceki yaşları toplamını buluruz. 3 kere 15'ten 45. Bunların 3 yıl önceki yaşları toplamı. Peki şu anki yaşları toplamı ne olacak? 3 yıl önce toplamları 45 ise 3 yıl sonra her biri 3'er yaş büyüyecek. Yani 3 kişi 3'er yaş büyürse toplamları 9 yaş büyümüş olur. 45'e 9 eklersem şimdiki zamandaki yaşları toplamını buluyorum. 45'e 9 eklersem 54 oldu.
Şu anki yaşları toplamı. Peki 3 yıl sonraki yaşları toplamını bulurken bir 9 daha eklemem gerekir çocuklar. Çünkü her biri 3 yaş daha büyüyecek. 3 kişi 3'er yaş büyürse 9 yaş büyümüş olacağız. 54'e 9 eklediğimde 63 sayısına ulaşırım. Yukarıdaki grafikte bir arkadaş grubunun kütleleri verilmiştir. Buna göre bu arkadaş grubunun kütlelerinin açıklığı kaçtır? Açıklık nasıl bulunur çocuklar? En büyük değerden en küçük değeri çıkararak bulunur. Dolayısıyla biz buradan grafikten en büyük değer ve en küçük değeri tespit etmemiz gerekiyor. En büyük değer en büyük sütunda görülür. 60. En küçük değer ise en küçük sütuna bakarak görülecek. 25. 60'tan 25'i çıkarmamız gerekiyor çocuklar. Bu da bana 35 sonucunu verir. 7, 8, 13, 9, 12 ve x sayılarının aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre x kaçtır? Çocuklar, sayıların toplamını bulabilmek için sayı adediyle ortalamayı çarparız. Kaç sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayı adedi 6, ortalamamız 12. Şimdi sayıların toplamını bulacağız. 6 ile 12'nin çarpımından 72. Verilen sayıları toplayıp 72'den çıkardığımız zaman verilmeyen x'i bulmuş oluruz. 7 artı 8 artı 13 artı 9 artı 12. Bunları toplayıp 72'den çıkaracağız. 7, 8 daha 15. 13 daha 28. 9 daha 37. 12 daha 49. 72'den çıkardığımızda çocuklar ne buluyoruz? 23 ifadesini buluyoruz. Yani yanıtımız D seçeneği. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılısından aldığı notlar verilmiştir. Grafiğe göre sınıfın not ortalaması kaçtır? Çocuklar bir kişi 1 almış. 2 kişi 2 almış. 3 kişi Pardon, 4 kişi 3 almış. Yani 3'ü 4 defa yazacağız. Sonra 6 kişi 4 almış. 6 defa 4 yazacağız çocuklar. Ve son olarak 7 kişi de 5 almış. 5'ten de tam 7 defa yazacağız. Sayıların hepsini toplayacağız ve sayı adedine böldüğümüzde ortalamamızı bulmuş olacağız. 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 3 daha 8, 3 daha 11, 3 daha 14, 3 daha 17, 4 daha 21, 25, 29, 33, 37, 41, 46, 54, 51, 56, 61, 66, 71, 76 yapıyor çocuklar. Kaç sayı topladık biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sayı toplamışız. Dolayısıyla 76 bölü 20 sonucunu bulacağız. 76'yı 20'ye böldüğümüz zaman 3 kere 20'den buraya 60 buluyorum. 16 kalıyor. 1 sıfır atıyorum, 1 virgül atıyorum. 8 kere 20'den 160 sonucuna ulaşıyorum. Yani sonucum 3 bölü 3,8 oluyor. 3,8 ile 3,80 aynı anlama gelir çocuklar. Dolayısıyla yanıtım D seçeneği. 1 okulun 6A sınıfında 20 kişi vardır ve kütleleri ortalaması 45'tir. 6B sınıfında 30 kişi vardır, kütleleri ortalaması 42'dir. Buna göre bu iki sınıfın kütleleri ortalaması kaçtır demiş. Çocuklar, öncelikle kütleleri toplamlarını bulalım. Kütleleri toplamını nasıl buluruz? Sayı adedi çarpı ortalama ile buluruz. 6A sınıfında 20 kişi var diyor ve ortalamaları da 45. Yani 20 ile 45'i çarparsam kütleleri toplamını bulmuş olurum. 2 ile 45'i çarptım 90, yanına bir sıfır ekledim 900. Demek ki 6A sınıfının kütleleri toplamı 900. 6B sınıfı için de aynı işlemi yapalım. Ortalamaları neymiş çocuklar? 42'ymiş.
Kişi sayısı da 30'muş. O zaman 30'la 42'yi çarpmam gerekiyor. Önce 3 ile 42'yi çarpıyorum. 126 ve yanına bir sıfır eklersem 30 ile 42'yi çarpmış oluyorum. 6A sınıfı ile 6B sınıfının kütleleri toplamını bulalım hemen. 1260 ile 900'ü toplarsam iki sınıfın kütleleri toplamını bulmuş oluyorum. 2160 çıkıyor. Bu sınıfların ikisinin de toplamını bulduk, kütleleri toplamını. Kütleleri ortalamasını nasıl bulacağız çocuklar? Kütleleri toplamı bölü kişi sayısı. Şimdi kişi sayısını hesaplayacağım. 6A'da 20 kişi, 6B'de 30 kişi. Toplam 50 kişi var. Kütleleri toplamını kişi sayısına, yani 50'ye bölerek ortalamasını bulacağız. 4 kere 50'den burası 200 oluyor çocuklar. 16 kaldı. 0 indirdim. 3 kere 50'den burası 150 oluyor. 10 kaldı. Bir sıfır attım. Bir virgül attım. 2 kere 50'den burası 100 oluyor ve işlemim bitiyor. Dolayısıyla ben 43,2 olarak sonucu buluyorum. Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve açıklıkları verilmiştir. Buna göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar, açıklık demek en büyük veriyle en küçük veri arasındaki fark demektir. Üçgeni bulalım. En büyük verimiz 99, en küçük verimiz ise 3. 99'dan 3'ü çıkararak açıklığını bulacağız. 96. Demek ki buradaki üçgenle gösterilen ifademiz 96 çıkmış. Üçgen yerine 96 yazıp kareyi bulalım. Çocuklar, en büyük verimiz 96, en küçük verimiz de 10. 96'dan 10'u çıkarıyorum. 86 sonucuna ulaşıyorum. Üçgen ve karenin toplamını sormuş. Bakın, üçgen ne çıkmıştı? 96. Kare ne çıktı? 86. İkisinin toplamından 2 kere 6 12 dedik. 9, 8 daha 17, bir de elde 18 diyerek ikisinin toplamını 182 olarak bulmuş olduk.